Try not to step on anything. Okay, clear. Let's get the hell off this. Yep. Blood spatter. Blood on the wall. Kelly Stage, Batı Elmira'da itfaiye şefi olan Howard Stage'in 3 kızından biriydi. Liseden onur derecesiyle mezun oldu. Amigo kızlar ve softball takımının yıldızlarındandı. Sevdikleri, onu, dans etmeyi seven, eğlenceli bir kadın olarak tanımlıyorlardı. Nevada'ya taşındığında hedefi manken olmaktı. Ancak olmadı. Bir süre öğretmenlik yaptı. Daha sonra kokteyl garsonu olarak çalıştı. Kelly, 2000'li yılların başında profesyonel hokey oyuncusu Thomas Clayton'la tanıştı. Çift kısa bir zamanda evlilik kararı aldı. Charlie adında bir kızları, Cullen adında da bir oğulları vardı. Tom, Elmira hokey takımıyla 4 sezon geçirmiş bir Binghamton yerlisiydi. Üniversitede okuduğu zamanlarda takıma katıldı ve harika bir 4 yıl geçirdi. Hokeyden emekli olduktan sonra yangın hasarlarına restorasyon yapan bir firma kurdu. Kelly'nin ablası Tom'u şöyle anlatıyordu. Ben, Kelly ve annem bir hokey maçına gittik. O gün bir oyuncu gözümüze çarptı. Üçümüz de onu gördüğümüzde vay canına ne kadar tatlı dedik. O Tom Clayton'dı. İnsanlar Tom'a hayranlardı. Sevimliydi. Asi bir tarafı da vardı. Sağda kavgacıydı. İnsanlar da bunu çok seviyorlardı. Tom ve Kelly o gün göz göze geldiğinde oyun bitmişti. O hafta sonu tanıştılar. Çift, New York'taki Elmira kasabasında yaşıyordu. Burası, insanların yaşamak için harika bir yer dediği türden bir kasabaydı. Ancak bu durum, Eylül 2015'te, yani 7 yıl önce tamamen değişti. O gece, Kelly ve iki çocuğu evdeydi. Eşi Tom Clayton ise poker oynamak için dışarıya çıkmıştı. Tom, her pazartesi poker oynamak için evden ayrılıyordu. Gittiği yer, 10 dakikalık bir mesafede oturan yakın bir dostunun eviydi. Gece 12.30'da eve döndüğünde o ürkütücü manzarayla karşılaştı. Tom eve geldiğinde eşi Kelly hayatını kaybetmişti. Cansız bedeni mutfağın zemininde öylece duruyordu. Birisi kör bir nesneyle Kelly'nin bedenine ağır darbeler savurmuştu. Kan izleri üst kattan başlıyor ve Kelly'nin yattığı yerde son buluyordu. Merdivenlerden inerken alt kısımdaki levhada bir delik vardı. Tom panik halindeydi. Saatler önce sapasağlam bir halde vedalaştığı eşi bu hale nasıl geldi? Çocukların neredeydi? Daha da önemlisi onlar iyiler miydi? Tom hemen telefona sarıldı ve 911 aradı. 911. Help me, help me, my wife. She's dead. Hurry. Okay, just stay on the line with me. Yardım edin, yardım edin. Karım, o öldü. Eve yeni geldim. Çocuklarım kalkmış ve bir hırsız görmüşler. Steuben'daki iki polis memuru hemen Clayton ailesinin evine doğru yola çıktı. Suç mahalline vardıklarında onlar bile yakın bir zamanda böyle bir manzaraya şahit olmamışlardı. İlk izlenim Kelly'nin dövülerek bu hale getirildiği yönündeydi. Başından ve yüzünden yara almıştı. Dakikalar sonra Kelly'nin annesi ve ablası eve geldi. Kelly'yi o halde görmek onlar için çok zordu. Kelly'nin hayatında çok önemli bir yere sahip olan ablası o günü şöyle anlatıyordu. Kötü bir manzara bulacağımızı biliyorduk ama bu kadarını beklemiyorduk. Annem ve ben durmadan ağladık. Dışarıya çıktım ve istifra etmeye başladım. O duyguyu, o hisleri asla anlatamam, tarif edemem. Ekipler ilk iş olarak evin içerisinde kanı toplamaya başladılar. Her şey üst katta başlamış ve mutfakta son bulmuştu. Bu dava çözülmesi oldukça zor olan davalardan biriydi. Çünkü eve zorla giriş ya da soygun belirtisi yoktu. Bu planlı bir girişime benzemiyordu. Belki de yoldan geçen sorunlu bir adam evi gözüne kestirdi ve daha adımını atar atmaz karşısında Kelly'yi gördü ve ikili arasında bir boğuşma yaşandı. Eğer böyle bir senaryo yaşanmış olsaydı fail evden hiçbir şey almadan gider miydi? O gün Clayton ailesinin evinden hiçbir şey çalınmadı. Belki de faili Kelly o halde görünce korktu ve hiçbir şey çalmadan evi terk etti. O esnada çiftin çocukları da evdeydi. İkisi de odalarında uyuyorlardı.
Kelly'nin kızı annesinin sesiyle uyandı. Bağırıyor, hatta çığlık atıyordu. O gün 7 yaşında olan Charlie faili gördü. Mahkeme günü onu tarif ettiğinde bazı çok ilginç detaylar verecekti. Polis şefi Jim Allard o esnada komşunun evinde olan Charlie'nin yanına gitti. Onunla kısa bir konuşma yaptı. Charlie, bir adamın annesine şiddet uyguladığını gördüğünü anlattı. Bir an adamla göz göze geldi ve bu gözleri tanıdığı birisine benzetti. Küçük kız annesinin ayağına sarıldı. Annesinden duyduğu son sözler, "Kaç Charlie, buradan git" oldu. Charlie orayı terk etti ve kardeşine bakmak için yukarıya çıktı. Failin üzerinde koyu renk kot pantolon, uzun kollu gömlek, yüzünde ise bir maske vardı. Evde ya da yakınlarda herhangi bir güvenlik kamerası olmayışı işleri daha da zora soktu. Tek kanıt üst kattaki boğuşma izleriydi. Kelly burada birileriyle boğuştu, ardından merdivenlerden düştü. İlk şüpheli her zaman kurbanı gören son kişi olur. Bu davadaki baş şüpheli Kelly'nin eşi Tom Clayton'dı. Tom iddia ettiği üzere o gün bir dostunun evinde poker oynadı. Birçok tanık o gün Tom'u gördüklerini doğruladılar. GPS kayıtları da ifadesini doğruluyordu. Her şeye rağmen Tom gözaltına alındı. Ekipler Tom'un poker oynadığı evi incelediler. O gün Tom'la beraber olan ya da o evde vakit geçiren herkes sorgulandı. Günler sonra ilginç bir tanık ortaya çıktı. Bir kadın o gün Tom'un telefonunu ödünç istediğini söyledi. Kadın, Tom'un poker oynamaya gittiği arkadaşının eşiydi. Tom, eve gelip eşini o halde bulmasından yaklaşık 90 dakika önce bu kadından telefonunu almış ve bir arama yapmıştı. Polisler bu aramayı izlediklerinde ortaya bir isim çıktı. Michael Beard. Michael, daha önce Tom'un şirketlerinden birinde çalışmış olan 30'lu yaşlarında siyahi bir erkekti. İlk incelemeler sonunda onun Tom'a ait olan bir evi kiraladığı öğrenildi. Michael Beard, Clayton ailesinin evini biliyordu. Tom, onu ufak tefek işler için sık sık eve getirdiğinden Clayton ailesinin Elmira'daki evlerine hakimdi. Ekipler, ikili arasındaki telefon görüşmelerini ve SMS kayıtlarını incelediler. İlginç bir detay da Michael'ın çok kısa bir zaman önce Tom'un şirketinden kovulmuş olmasıydı. Yalnızca 2 hafta önce. Ona rağmen son haftalarda çok sık görüşmüşlerdi. Bir patron işten çıkardığı bir çalışanıyla bu kadar sık ne görüşebilirdi? Onu, karısının övdüğü gün neden kendi telefonundan aramaz, bir dostunun eşinin telefonundan arardı? Ekipler Kaylee'nin evine geldiği gün bir aile üyesi onlara Michael Beard'dan bahsetti. Onunla görüşmelerini söyledi. Michael, Tom'un evlerinden birinde kiracıydı ve son zamanlarda Tom, onu evden çıkarmak için uğraş veriyordu. Görüşme sebepleri bu muydu? Yoksa başka bir şeyler mi planlıyorlardı? Tom dışarıdan mükemmel bir eş, harika bir baba gibi duruyordu. Ancak ekipler haftalar süren ayrıntılı bir soruşturma yürüttükten sonra gerçeklerin hiç de göründüğü gibi olmadığını anladılar. Tom, Kelly'yi aldatıyordu. Yakın dostlarına sürekli Kelly'yi şikayet ediyor, anlaşamadıklarını, bu ilişkiyi yürütemediklerini anlatıyordu. Boşanmak bir seçenekti. Ancak boşandığı takdirde Kelly'ye yüklü bir miktarda para kalacağını biliyordu. O yüzden Tom için boşanmak akıllıca bir seçenek değildi. Ekipler telefon kayıtlarında Michael'ın Tom'a evi terk etmesi için işaret minvalinde bir mesaj gönderdiğini keşfettiler. Ayrıca her şeyi bir hafta önceden yapmayı planladıklarını, o tarihte ikisinin de Elmira'da olduklarını, ancak bilinmeyen bir sebepten planı bir hafta ertelediklerini düşünüyorlardı. Elbette telefonda bu meseleyi konuşmadılar. Ancak ikili arasındaki yoğun mesaj trafiği, şifreli konuşmalar ve Michael'ın tarif edilen şüpheliye çok benzemesi çoğu soru işaretini yok ediyordu. Tom'un o gece arkadaşının eşinin telefonundan aradığı Michael Beard polis merkezine getirildi ve sorguya çekildi. Saatler sonra Michael her şeyi itiraf etti. Evi yakmam ve Kelly'yi öldürmem için Tom 10 bin dolar teklif etti. Eğer sigorta paramı almamı sağlar ve de eşimden kurtulmama yardım edersen 10 bin dolar senindir, dedi.
Michael o gün eve girdiğinde direkt Kelly'nin odasına girdi ve ona vurmaya başladı. Ancak Kelly direndi, kaçtı ve kızının odasına doğru koştu. Merdivenlerden inmeye çalışırken düştü. Mutfağa doğru ilerledi esnada Michael onu yakaladı ve vurmaya devam etti. Her şey yalnızca 8 dakika sürdü. Ekipler Tom'un bir yıl önce eşi adına yaptırdığı hayat sigortası poliçesini tam 2 katına çıkardığını tespit etti. Kelly'nin kızı Charlie yazdığı mektupta hem polislere hem de mahkeme günü savcıya şunları anlattı. Bir adam geldi. Anneme boruya benzer bir şeyle vurdu. Yerde yatarken annemin ayaklarına sarıldım. Ona vuran adamı gördüm. O adam babama benziyordu. Boyu babama benziyordu. Gözleri babama benziyordu. Annemi öldürmesi için Michael Beard'ı tutan babamın bir korkak olduğunu düşünüyorum. Michael Beard daha sonra ifadesini geri çekti. Yalnızca evi yakmak için para aldığını iddia etti. Evde insanların olacağını bilmiyordum dedi. Eve vardığında Kelly'nin çoktan ölmüş olduğunu, o panikle evi terk ettiğini belirtti. Elbette bu hiç inandırıcı değildi. Michael yine de evi ateşe veremedi. Korkup kaçtığı belliydi. Çünkü Kelly hiç beklemediği bir direniş gösterdi. Onunla mücadele verdi. Bu ölüm kalım savaşı belki de Michael'ı korkuttu. Evde geçirmeyi planladığı süreyi bir hayli uzattı. Her an polisler gelebilir korkusuyla orayı terk etti. Eğer evi ateşe verseydi çok daha vahim bir tablo ortaya çıkabilirdi. Çünkü Kelly ile beraber iki çocuğu da evdeydi. Tom, eşini öldürmek istemiş olabilirdi. Peki ya evlatlarını, onları da mı gözden çıkarttı? Tüm fiziksel kanıtlar Michael'ı işaret ediyordu. İlk gün onu sorgulayan polis memuru onu tek bir cümleyle tanımladı. O, soğukkanlı bir katil. Eğer planı istediği gibi ilerleseydi, Tom her bir ölüm için milyon dolarlar kazanacaktı. Finansal anlamda hayalini kurduğu servete sonunda erişecekti. Tom'un ailesi oğulların arkasında durdu. Annesi bütün adli işlemlerde onun yanındaydı. Tom'a desteğimiz tam. Kelly'ye, torunlarımıza ve Tom'a olan sevgimiz sarsılmaz. Onun böyle bir şey yapacağını, eşine, çocuklarına bunları yapacağını düşünmüyorum. Şimdi istediğimiz tek şey adalet sisteminin bu inanılmaz yanlışı düzelteceğini ummak, inanmak ve dua etmek. Mahkemede birden fazla kadın Tom'un aleyhinde ifade verdi. Tom'la birliktelik yaşadıklarını, eşini aldattığını, sık sık eşi Kelly için tembel ve nankör dediğini ifade ettiler. Kadınlardan birisi şu kritik ifadeyi kullandı. "Tom, Kelly benden ayrılırsa her şeyimi alır," dedi. Bu ifade davada son derece kilit bir role sahipti. Kelly'nin yeğeni, Tom'un bir konuşma esnasında kendisine "Bu, bir aile olarak beraber olduğumuz son Noel olacak," dediğini iddia etti. Tom Clayton mahkemede masum olduğunu iddia etti. Savunmasında tüm kanıtların ikinci dereceden olduğunu belirtti. Michael ise Tom'un kızının ifadesini kanıt göstererek kendisini savundu. Kendi öz kızı, faili "babam gibi" diyerek anlattı. "Boyu, gözü, hareketleri aynı Tom gibiydi," dedi. "O ben değildim ama Tom olabilir." Kelly'nin kızı Charlie o gün failin üzerindeki kıyafetleri polislere tarif etmişti. O kıyafetler Michael'ın evinde bulundu. Kanlı kıyafetler tam bir uyum sağladı. Daha da ilginci, Michael polisi o gün bir ormana götürmüş, silahını ve çalıklara attığı Tom'un evinin anahtarını onlara göstermişti. Belki de mahkemede yaptığı yanlışı fark etti ve son bir kez şansını denemek istedi. Bazı anlar vardır, her şeyi bilirsin ama kanıtlayamazsın. Bu da o anlardan birisiydi. Yetkililerin elinde birçok kanıt vardı. Davaya hakim olan herkes gibi onlar da bu işi Tom'un yaptırdığına eminlerdi. Ama akıllarda hiçbir soru işareti kalmayacak bir biçimde bunu ispatlamaları imkansızdı. Michael'ın aracı yoktu. Tom ona bir bisiklet aldı. O günlerde Tom'un şirketlerinden biri Clayton ailesinin evin yakındaki depoyu aradı ve depodaki güvenlik kameraları hakkında bilgi aldı. Tom 3 gün önce uzaktaki bir iş yerini arayıp güvenlik kameraları hakkında bilgi aldı. Burası Michael'ın eşyalarını bırakmak için gideceği ormanın yakınlarındaydı. O gün Tom
şirketin kamyonetiyle şirketin yakınlarındaki otoparktan ayrıldı. Akşam 6 gibi geri döndü. Ve bu kez şirkete ait ikinci bir kamyonetle otoparktan ayrıldı. Poker oynamaya giderken bu kamyoneti sürüyordu. İlk kamyonet ise Michael'daydı. Eve bu kamyonetle yanında Mark adında bir adamla gitti. Tom, evi terk edip pokere gittiğinde Michael eve girdi. Michael, işi bitirdiğinde yeniden kamyonete döndü. Ve Mark'la beraber oradan ayrıldı. Aracı otoparka geri koydular, bisikletle oradan ayrıldılar. Sheriff Donald Levi's. Muhtemelen bu, şimdiye kadar bir parçası olduğum en ilginç ve en karmaşık dava. Tom, pek çok çağrı ve teması açıklayabilirdi. Ancak hepsini açıklayamazdı. Tom'un avukatı, iddia makamının sağlam kanıtlardan yoksun olduğunu, baz istasyonu ve cep telefonu analizlerinin bilimsel olmadığını savundu. Kasım 2016'da ilçe yargıcı Peter, iki adamı da şartlı tahliye hakkı olmaksızın ömür boyu hapse mahkum etti. O gün Michael'ın yanındaki Mark hiçbir şey bilmediğini aktardı. Ancak o da müebbet cezası aldı. Michael ve Tom cezalarına itiraz etti. Ancak ikisinin de itirazı reddedildi. Tom Asinink'te, Michael da Auburn'da cezalarını çekiyor. Çocukları o günden sonra Tom'la hiç görüşmedi. Teyzeleri ve enişteleriyle beraber yaşıyorlar. Teyzeleri onlar hakkında şunları söylüyor. Beni her gün ayağa kaldıran tek şey onlar. Devam etmemi, pes etmememi sağlayan yalnızca onlar. Onlar için devam etmeliyim. Çocuklar bu durumu son derece iyi atlattı. Direnç gösterdiler ve ailelerin desteğiyle hayata yeniden bağlandılar. Teyzeleri onların annelerinden çok nadir bahsettiklerini söylüyor.